Herkese merhaba. Bugün size gene bir vlog çekiyorum. Gene evle ilgili taşınma vlogu. Ve bugün İstanbul'a IKEA'ya gidiyoruz. Ufak tefek eksiklerimizi tamamlayacağız. Ufak tefek dediğim yatak alacağız aslında. Ufak tefek sayılmaz. Ama sizi de benimle beraber götürüyorum. Bir önceki vlogları izlediyseniz bahsetmiştim zaten. Araba kiraladık. Şoförümüz yanımızda. Şoförümüz dediğim. Arkada Rabia var, görünmek istiyor mu bilmiyorum. He, kafasını gösterdi. Öyle. Şimdi bu arabayı tutarken benim ehliyetim yok. Önümde kredi kartı yok. Araba kiralarken kredi kartı ve ehliyet bilgilerinin birbirini tutması gerekiyor. O yüzden arabayı Rabia sayesinde kiraladık. Çünkü kendisi hem ehliyeti olan hem de kredi kartı olan yetişkin bir bayan. Onun dışında evi tutarken de Payer'le bize kimse ev vermek istemedi. Bir evli değiliz. İşte dost hayatı yaşayacaklar korkusu. Hani bunu gerçi Çorlu'da yaşamayı çok beklemiyordum aslında. Çünkü o kadar yobaz bir halkı yok Çorlu'nun. Ama gene de birçok emlakçı falan bunu sorun etti. Ev sahibi falan. Ama onun dışında bir de bizim memur olmamamız da sorun oldu. Benim işimi zaten iş olarak görmedikleri için hani beni işsiz sayıyorlar. Ben YouTube falan deyince. O yüzden ev tutarken de memur kuzenim Rabia kefil olmak zorunda kaldı. Biz böyle iki ezik, işsiz, evli olmayan, memur olmayan kişiler olarak görülüyoruz toplum tarafından. Rabia sayesinde çoğu işimizi hallettik vallahi son zamanlarda. Evet. Halbuki ne farkın var? Sadece memursun. Gerçi bir de ehliyetin var şimdi. Ay şey geldi aklıma. O araba kullanabiliyor. Rabia. Eski sevgilim şahsıyla, ismini vermeyeceğim. Ayrıldıktan sonra bu beni eziklemeye çalışıyordu ya. Ezikleme yollarından biri senin ehliyetin yok. Şu an hissettim onu. O kadar yetmiş. Buradan izlerse selam yolluyorum. Evet, ehliyetim olmadığı için. Ehliyetim olmadığı için şu an ezik hissettim. Sen söylediğinde hissetmemiştim ama şu an hissettim. Saygılar. Hissettirdiler. Evet efendim, uzun bir yolculuktan sonra IKEA'ya varmış bulunmaktayız. Alışverişimize başlayabiliriz. Arabamızı aldık. Gençler hazır mıyız? I said, are we ready? He's not excited. Bu çocuk hiç heyecanlanmıyor. Ben IKEA ev alışverişi falan çok seviyorum. Biz Rabia ile böyle çocuk gibi. İlk olarak şu şifonyeri ben düşünüyordum zaten. Ama şimdi bunları şimdi almayacağım. Sadece bakıyorum. Bu yatak dışındaki mobilyaları falan hani taşıyamayacağımız için arabayla sonradan sipariş edip eve göndereceğiz. Şimdi sadece nasıl boyutları falan filan kontrol edeceğiz. O yüzden çok detaylı bakmıyorum onlara. Şimdi gençler, biliyorsunuz benim boyum minnacık ve mutfaktaki dolaplar yüksek. O yüzden ben az önce gördüğünüz gibi bir tabure almayı planlıyorum ya da böyle merdivenimsi bir şey ki yüksek dolaplardan eşyaları rahat alabileyim diye. Bu 150 liraymış ama tabii Koçtaş'a da bakacağım. Evde'ye de bakacağım. Hangisinde en uygunsa oradan alacağım. Ve mutfakta da masamız var ama hiç sandalyemiz yok. Onun için de şunlardan almayı planlıyorum. Rabia'da da onlardan var zaten. Gayet yemek yemek için rahat ve uygun fiyatlı. Galiba ondan alacağız. Okay, şöyle bir çatal kaşık seti alıyorum. 24'lü. 100 lira. En uygun IKEA'da valla. Başka yerde hep daha pahalı çatal kaşıklar. Şimdi Nihale için şu an elimde iki seçenek var. Bir şu mantarımsı olanlar. 3 tane var bunda ama bunlar bana biraz dandik geliyor. Çabuk kırılıyor, parçalanıyor gibi geliyor. Doğrudur. Bir de bu var. Böyle ahşap kare. İkisinin de fiyatı birbirine yakın ama işte bunda 3 tane var. Bilmiyorum hangisini alsam. Ya da hiç almasam mı? Evde falan mı baksam? Ben pek beğenmedim rengini. Ahşap ben seviyorum ama hani daha uygun ve daha şık da bulabileceğimi vardım, düşünüyorum. İyi bu ya. Aman. Yatak işte. Tamam, beğendiysen. Yatak yani aynen. 1500-1600. O biraz daha yumuşak olanı tercih ediyormuş. Ekstra sertliğine. Ben ikisinin arasındaki farkı anlayamıyorum zaten. Tamam bu. Okay. Şimdi gençler. Şu kepçe var. 50 lira. Bir de bu var. Plastik olanı. 10 lira. İkisi aynı şey gördüm.
Yani bu biraz daha küçük ve saçma sapan bir şekli var ama işimi görür sonuçta. Neyse ben bunu aldım. Bu ölçü kabı aşırı hoşuma gitti. Ama maalesef benim ölçü kabım olduğu için almıyorum. Masraf yapmıyorum gereksiz. Ama çok da güzelmiş. Neyse şimdi ana ihtiyaçları alıyoruz Başak. Odaklan. Ben hemen yapayım. Hemen Rabia beni bu kararımdan döndürdü. Almadı. Senin var dedi. Tabaklarda şu renk aşırı hoşuma gitti. Şu an kamerada biraz daha mavi duruyor ama aslında böyle açık su yeşili gibi bir şey. Şöyle bir set. 270 lira. Alacağım galiba bunu. Bunun rengi güzelmiş. Geniş 6 tane büyük tabak, düz tabak. 6 tane daha küçük düz tabak, 6 tane de derin tabak var. Aynen. Okey. Şu kupalar yani düz beyaz ama geniş olması hoşuma gitti. Özellikle sıcak çikolata için falan güzel olur diye düşünüyorum. 2 tane bunlardan alıyorum. Şarap bardağı istiyorum ama sanırım altılı mı satılıyor çözemedik. Hmm, bak altılı alırsan böyle. Tekli alırsan böyle. Yok şey peçete. Çünkü 6 tane kullanmayız biz. 2 tane yeter. Yani. Altılı alıyorsun. Yani ayda yılda bir içeceğim şey için 6 taneye gerek yok. 2 tane yeter bize. Aynen sonra bakarım ona. Şu an ana ihtiyaçlarımız deyip gelip burada şarap bardağa bakmam. Şarap. Şarap. Listeyi çıkardık şimdi. Yatak seçtik. Onu inşallah alacağız ama şöyle yarım koyayım da. Çünkü bugün alabilecek miyiz acaba? Sıcak mı arabaya bilmiyorum. Düz tabaklar. Okey. Küçük düz tabak. Okey. Forks and spoons and eating knives. Bu seti aldık. Okey. Bunları aldım. Okey. Kepçe almadım. Büyük kaşık almadım. Büyük kase. Birkaç tane plastik tediden almıştım. Göstermiştim bir önceki vlogda zaten. Şimdilik iş görür herhalde. Aynen. Mutfak masası bugün almam ama sandalyeleri alırız herhalde. O beyazlardan. Saklama kaplarım evde biraz var. Süzgeç. Eskiyi alacağım sendeki. Gerisine sonra bakarız. Kevgir alamadım. Ya burada pahalı geldi bana buradakiler. Açıkçası. Mutfak şeyi aldım pahalı. Şeyden. Fırın eldiveni alabilirim. Spatula aldım sanki şeyden. Carrefour'dan aldım galiba spatula. Türbüşon. You see it's on the list. Türbüşon. Limon sıkacağım yok. Nihale'yi evde ya da falan daha güzelleri var. Oradan bakacağım. Bulaşık kurutma teli almadım. Ama şey aldım. Nerede o? Silindir. Aa, ondan da almadım. Almadım. Bulamadık çünkü alçak olanını. Çöp kovası. We could get some bowls, more bowls. Kaşıklık, çatallık o şeyden yok. Zamazingo'dan. Baharatlık onları sonra alacağım. Ampul alacağız. Önemli. Banyo için. Sabunluk, diş fırçalı, işte banyo paspası, tuvalet fırçası, şampuan rafı falan bunları alacağız. Bu kadar herhalde. Gene var yani alacak. Bakalım. Bakalım. Tamam. But are we done with the kitchen part? If you can go and take your bowls. Let's take if some you... bowls. Biraz birkaç tane kase alalım. Kase lazım oluyor. Banyoya şöyle bir paspas aldım. Bunlar iyi oluyor çünkü direkt şeyi atabiliyorsunuz çamaşır makinesine. Aslında böyle biraz koyu gri bir şey isterdim ama renkleri yok istediğim boyutlardakinin. Şimdilik bununla idare edeceğiz. Sonra bakarım onu düşünürüm. Çekiyor musun? Çekiyorsun. Böyle sabunluk, diş fırçalığı falan filan. Üçü birden 20 lira. Plastik bayağı dandik bir şey ama işimi görecek. Yani ucuz olduğu için sonra değiştirmek istersem içim yanmaz. Bir de bizim banyoda havlu asmak için yer yok. Sadece o kalorifer var. O yüzden böyle vakumlu bir asgari aldım. Ha bir de and I got this. Yeah, I saw. Önemli. Ve bizim duşakabinin içinde de böyle şampuanlarımızı falan koymalık bir yer yok. O yüzden gene böyle vakumlu bir şey aldık. Çünkü hani delik açamayacağız, çivi çakamayacağız kiracı olduğumuz için. Böyle bir sepetle bir tane yeter herhalde. Yetmezse sonra gene sipariş de veririm. Şuradan bir neydi bunun adı? Salon palmiyesi aldık. Minnak halini. Büyüyecek inşallah. Biz bu arada Rabia ile böyle her şeyi aynı alıp duruyoruz. Evlerimiz aynı görünecek sonunda. Bir de küçük kaktüs aldın mı? Did you take? No, I didn't. Biz de alacağız. Alalım. Beraber yarıştırırız. Senin çocuğun bir de benim. We will buy the chairs. Two or four.
Rabia az önce sorduk, sandalyeden kaç tane alacaksın? İki tane yeter dedi. Diyor ki ben gelince nereye oturacağım? Ama çok doğru bir soru sordum. Haklı vallahi, düşündüm nereye oturacağım? Sırayla yemekhanedeki gibi otururuz. Yiyen kalktı 45 dakika. Okay, let's get four then. Ben çekeyim, siz çalışın işçiler. Ay bakalım yatağı alabilecek miyiz gençler? Okay, bunu... Bulaşık şeyini içeride bulamamıştık. Dedik kasaların orada vardır inşallah. Onu bulduk. Bunun bu rengini bulamamıştık. Onu bulduk ama şu an karar veremedim. Banyo için paspası bu gri mi daha iyi? Şu bejimsi olan mı? Ben griyi beğendim. Gri mi diyorsun? Pavel. Bu arada benim sevgilim biraz hiperaktif. Bir şey soracağım bakıyorum yok. We need to choose. Which one? Which one? Now I like both. I don't know. Rabia said she likes this one. I'm not sure. Maybe it would be nice to keep it a bit warmer. Let's check the photo. Kesinlikle. Çünkü bizim şeyler, fayanslar biraz kahverengimsi mermer gibi. Bak şimdi göster. Ben düz beyaz düşünüyorum. Göster bakayım. Aa, okay, tamam. Aldık. Tamam, gri olanı alıyoruz. Öyle mi kesinlikle? Ne ara ne? Evet. Griyi. Ay gri değil, hayır. Ha. Griyi bırakıyoruz. Ben diyorum öyle beji alıyoruz. Sanki. Ya aynı anda 10 şey düşününce. Bu arada yatağı alamadık çünkü kalmamış bizim istediğimiz boydan. Onu mecbur internetten sipariş vereceğiz. Onun gelmesi de bilmiyorum ne kadar sürecek İstanbul'dan Tekirdağ. O süreç zarfında Rabia'daki ekstra yatağı alıp öyle idare edeceğiz diye planlıyoruz bakalım. Listemiz gene çıktı ortaya. Yatak odası için yatak alamadık. Diğerlerini zaten bugün almayacaktık. O kaldı. Ofis odası için hiçbir şey almadık. O da kaldı. Oturma odası için hiçbir şey almadık. Şeyler dışında, bitkiler dışında. We have nothing to live in. Yeah. Those are for later. Mutfakta. Mutfak sandalyeleri aldık. Mutfak masamız şimdilik orada, odada olan var. Yani zaten evde içinde olmuş olan var. Ne gülüyorsun be? The kitchen is full down. Yeah, but it's the most important thing. We still don't have kepçe ya da büyük o servis kaşıklarından falan yok. Kase iki tane aldık ama daha fazla da alabiliriz. Onları o yüzden çizmiyorum. Kase her zaman alınır. Kupa her zaman alınır. Onların üstünü hiçbir zaman çizmeyeceğim büyük ihtimal. Saklama kapları da aynı şekilde. Evde var birkaç tane idare edebileceğim. O yüzden onları da şimdi almıyorum. Süzgeç almadık ama o da okey. Kevgir. Fırın eldiveni. This kitchen oven gloves we didn't get. Ama mutfak için iyi, başta idare edebilecek kadar var. Ampul almadık çünkü o şeylerden istediğimiz gibi ampul burada yok. Ki ampul zaten her yerden alırız dedik. Çamaşır kurutma teli almamız lazım. Onun dışında tamamız ya. Yani what büyük do you şeyler think? Kaldı. I think we are okay. Yeah, you think that you have we just stuff? Need, we just, it would be nice if we had a bed. Yeah, it would be very nice. I really thought that we're gonna buy the bed today. Ve kasaya gidiyoruz efendim. Arabamız şimdilik böyle. Evet, dönüş yoluna geçmiş bulunmaktayız. Tabii İstanbul trafiğindeyiz şu an ama inşallah çok uzun sürmeyecek. Ama gene de eve gidişimiz 1,5 saat civarı olacak. Saat şu an 7'ye geliyor. Bu kadar uzun süreceğini ben düşünmemiştim. Gerçi bayağı zaman kaybettik o çıkışı kaçırdığımız zaman ama planlarda bu akşam bizim eve geçmek vardı ama şu an yatağımız da olmadığı için geçemeyeceğiz galiba. Yani yatak o kadar sıkıntı değil. Rabia'daki ekstra yatakları alacağız zaten. Hani yarın geçsek de. Ama geç oldu. İşte onları taşı falan filan derken sokağa çıkma yasağı gelecek zaten. Saat 7 oldu. Sabaha kalacak. Sabah da 11 gibi falan arabayı teslim etmemiz lazım. İnşallah erken uyanıp eşyalarımızı taşıyıp yarın sabah evimizde geçebiliriz. Ümitler bu yönde. Şimdi az önce neler aldığımı az çok gördünüz ama hepsini göremediniz. O yüzden şimdi ben aldıklarımı tek tek listeleyeceğim fiyatlarıyla beraber. Hepsinin linklerini de bilgi kutucuğuna koymuş olurum. Asla sponsorlu bir video değil. Sadece merak edeceğinizi düşündüğüm için paylaşmak istedim. Ve fiyatları da fişten söyleyeceğim ama ben direkt mağazadan aldığım için internetteki fiyatlarla biraz farklılık gösterebiliyor. O yüzden ekrana koyduğum görseldeki fiyat ya da internet mağazasından söyleyeceğim fiyat benim ödediğimden 1-2 lira falan farklı olabilir. Başlıyoruz. Şu sandalyelerden aldık 4 tane. Videoda gördünüz zaten. Adde isimli. Biz 4 tanesine 339 lira 96 kuruş ödemişiz. İnternet mağazasında ise tanesi 89 lira 99 kuruş olarak gözüküyor. Yani 4 tane aldığınızda
360 lira civarı bir şey yapıyor. Sonra Orning diye bir kaşıklık aldık. Bunun biraz uzun olanı da var. Biz kısa olanından aldık. 9.99 lira. Ve bir de bunun altlığı var. O da 5.99 lira. Sonra duşta şampuanlarımızı koyabilmek için Tisken sepet aldık. Bunu videoda görmüştünüz sanırım. Biz 47.99 almışız. İnternet sitesinde 49.99. Ve biliyorsunuz bu Tisken sepet vakumla fayanslara yapışan bir sepet. Eğer endişe duyuyorsanız hani güçlü olur mu, yeterince taşır mı şampuanları falan diye, gayet taşıyor. Ben içine bir sürü şampuan koydum, içeriden oynamadı. Sonra şu fincanlardan aldık. 365 ismi. Gördünüz bunu da videoda. Büyük sıcak çikolata için güzel olur dediğim. İki tanesine biz 29.98 ödemişiz. İnternet sitesinde tanesi 16 lira. İkisi 31.98'e geliyor. Sonra şu mumlardan aldık iki tane. Bir tanesi ahududulu dolu, bir tanesi de şeftali portakal. İkisi de çok güzel kokuyor. Bunların da tanesi 9.99. Sonra tabak seti aldık. Bunu da videoda gördünüz zaten. Fargrik modelin adı. Ve 269 lira tuttu. İnternet sitesinde bunu set halinde bulamadım. Yok sanırım, ya da stoğu mu tükenmiş bilmiyorum. Tek tek var bu tabak setindeki tabaklardan. Ama tek tek alınca sanırım normalden, yani set halinde almaktan çok daha pahalıya geliyor. Sonra bu Tisken sepetinin askılarından ayrı bir şekilde daha aldık. İkili satılıyor. 24.99. İnternet sitesinde 27.99. İkili bir makas seti aldık. Modelin adı Mark Bart. Bunları yanlış okuyor olabilirim. 19.99 lira. Sonra bir tane tuvalet fırçası aldık. 12.99'a almışız. İnternet sitesinde 14.99. İki tane beyaz kase aldık. 365 modelin adı. İkisi birden 31.98 lira tuttu. İnternet sitesinde tanesi 17.99. Sonra bir tane şap bardağı seti aldık. Altılı. Modelin adı Pokal. Ve 17.99 TL'ydi. Sonra videoda da gördüğünüz o küçük plastik kepçeyi aldık. Modelin adı Fullandat. İsveççe nasıl okunuyor hiçbir bilgim yok. Biz 9 lira 99 kuruş aldık. İnternette de aynı fiyata. Bir tane kurulama bezi seti aldık. Modelin adı Rinlik. Yeşilli olanından aldım ben. İçinde 4 tane var. Gayet de büyükler, gayet de kullanışlılar. 29.99 almışım. İnternet sitesinde de aynı fiyata. Altılı çay kaşığı seti aldık. Modelin adı Dragon. 29.99 almışız. Bir tane Vispad beyaz süzgeç aldık. 9.99 liraya. Chopstickler aldık. Set halinde, içinde 4 tane vardı. 12.99 lira. Sonra videoda da gördüğünüz zaten bir tane banyo seti aldık. Sıvı sabunluk, diş fırçalı ve katı sabunluk olarak. O da 19.99 liraydı. Sonra bir adet salon palmiyesi aldık. 9.99 liraydı. İki tane yastık aldık. Laptatel modelin adı. İnce olanlarından. İkisi birden 55.98 tuttu. İnternet sitesinde tanesi 30 lira. Sonra iki tane el havlusu aldım. Küçük olanlardan, mutfak için pembe. Flodalen modelin adı. İkisi birden 15.98 lira tuttu. Bir tane dış kapı paspası aldım. Modelin adı Kristrup. 9.99 liraydı. Sonra bir tane de banyo paspası aldım. Bunu videoda gördünüz zaten. Modelin adı Toftbob. Bej olanından aldım. 49.99 liraya aldım. Ama internet sitesinde 69.99 lira gözüküyor. Belki boyutlarını yanlış bakmışımdır bilmiyorum ama bilgi kutucuğuna doğru olanın linkini koyarım kontrol edip. Sonra çatal bıçak seti aldık. 24'lü. Modelin adı Furnuft. Biz 99 liraya aldık. İnternet mağazasında 119 lira gözüküyor. Ama indirimdeydi IKEA'dayken. O yüzden biz biraz daha ucuz aldık. Belki banyo paspasını da indirimden almışızdır da o yüzden fiyat farkı biraz fazladır. Sonra üçlü sukulent aldık. 29.99 lira. Ve son olarak da türbüşon aldık. O da 29.99 lira. Ve toplamda o taşıma çantasıyla beraber 1328.64 lira ödedik o gün IKEA'da. Yatağı alamadık biliyorsunuz zaten. Ama daha sonra internetten sipariş ettik. Şu an yatağımız geldi. Yatağımız da var. Onu da bu videoda söylemiş olayım. Şu modelden aldık. Ve fiyatı da şu an tam hatırlamıyorum ama burada yazıyor. Ve gayet memnunuz. Ekstra sert olanını aldık. Bu kadar. IKEA alışverişimiz böyleydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma gerçekten çok yardımcı oluyor. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.